Merhaba arkadaşlar. Bugün bir yepyeni kar topuğu modeli uyguladım. Hem de inanılmaz şekilde basit. Zürafa yapıyorken birlikte yapabileceğimiz bir oyun oldu arkadaşlar bu. Hem de bunda ben bu ilmikleri nasıl bir kolay şekilde atarız onu söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, kolay gelsin. Evet arkadaşlar. 7 tane yaptım zürafamı. 7 zürafa yaptım. 7.ye geri dönüyorum ben bunda. Araları çok seyrek olsun istemedim. Evet arkadaşlar, geri attık zürafamızı. Tülbentimizin burasını da geri çeviriyoruz. İğnemizi bu şekilde koyuyoruz. Yardımcı iğnemizi de yanına aldık. Evet arkadaşlar. Kolay bir şekilde demiştim arkadaşlar. İlmeğimizi ilk ilmeğe attık. Bu işaret parmağımız tepesinde olunca bu şekilde çok rahat ilmeğimizi atıyoruz arkadaşlar. Orada parmağımız olmayınca ilmek atmakta zorlanıyoruz. İlmeğimiz çıkıyor. Ya da iğnelerin arasına giriyor. Bu şekilde hiç girmiyor. Çok basit oluyor. Buraya ben 26 tane ilmek atacağım arkadaşlar. Ya da 27. Evet, bir sayayım. 23, 24, 25, 26 arkadaşlar. Parmağımı burada hiç ayırmayınca çok rahat yapıldığını söyledim. Uygulayın, memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar, yardımcı iğnemi hemen buradan ben çıkarıyorum. Böyle bu ipimi de üste alıp hemen iğnemi çekiyorum arkadaşlar. Çektim. Tabii ki bu aşamada bunu sıkmamız lazım. Ben bu tülbentimi çevirmiştim. Oya kendi dilinden düzgün yerine geldi. Ben sadece hemen böyle tülbentimi geri çevirdim. Oyam düzgün oldu. Düz yönünde oldu. Evet arkadaşlar, bu oyayı yapınca buradan biraz asılmamız gerekiyor. Yerine gelsin. Yerine geldi. Oraya iki tane zürafa yapıp sıktım ve bitirdim. Evet arkadaşlar, ben bunu iki farklı yaptım. İkişer ikişer değişik de yapabiliriz. İki ondan, iki ondan. Bu ipimiz üç tane yapıyor bir kerede. Üç tane yapıp ikinci ip takışta da farklı bir iple devam edebiliriz. Oyamızın yapımı bu şekilde arkadaşlar. Bir tanesini daha yapalım isterseniz sizle. Zürafa ile gidiyor. Zürafasının gitmesini de ben size burada yapayım. Bu kısa bir video oldu. Burayı değerlendirelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde zürafamı yapıyorum. İki tane daha yapayım. Evet. İki tane daha yaptım. Hemen doğrudan geri dönüyorum. Zürafama girdim, geri döndüm. Ve tülbentimin burayı böyle gene aynı şekilde geri çeviriyorum. İğnemi buraya takıyorsun. Yardımcı iğnem de yanımda. Onu da yanına aldım. Gene bu basit bir teknik. Burasına elimizi koymak. Bu şekilde elimizi koyunca çok rahat bir şekilde sarıyoruz arkadaşlar.
Deneyin, memnun kalırsanız bana yorumlarda bildirin arkadaşlar. Yorumları okuyunca ben çok memnun oluyorum. Sizden tek haberleşme yöntemimiz yorumlar. Başka türlü ben sizi duymuyorum, görmüyorum, bilmiyorum. Evet. Burayı ben bir tekrar sayayım. Saymadım konuşmaktan. Evet. Biraz daha. 24, 25, 26, 27 tane yaptım arkadaşlar. Ve hemen yardımcı iğnemi çektim. Buraya üstüne çıkarıyorum. Oradaki ipimin ucunu. O üst olması gerekiyor kesinlikle. Ve hemen çekiyorum böyle. Çekiyorum. Çekiyorum. Göstereyim size. Çekmekten devam çekiyorum. Asıldım içine. Evet arkadaşlar. İpimin yönü şey oyamın yönü doğru yaptığımdan tarafa döndü. Ters çevirmeden yaparsanız oyayı çevirmek zorunda kalırsınız. Oya çevriliyorken de biraz şekli şey oluyor, bozuluyor. Bu şekilde yapınca daha iyi oluyor. Evet. Şimdi oyamızı biraz çekiyoruz. Asılıyoruz yukarı yerine oturması için. Daha sonra da buraya bir zürafa. İki tane zürafa yaptım. Ve çektim. Evet, oyamız bu şekilde. Evet arkadaşlar. Hem de ipim bitti. Çok az kaldı bitmesine. Diğerine gidesiye kadar zürafa da yetecek. Daha sonra ipimi değiştireceğim. Dediğim gibi farklı bir renkte 3'te 1 değiştirebilirsiniz. 1 metre kadar ip takınca denk geliyor. Ayarlarsınız yaptık başına onu. Ben kesinle ölçmedim de göz kararıyla taktım. O bana 2 tane yetti, 3 tane yetti. Evet arkadaşlar. Evet. Boyam çok güzel. Bir oya oldu. Ütüleyince daha da böyle sıfır sıfır olacaktır. Basit bir oya. Evet arkadaşlar. Sağlıklı günlerde inşallah yapın, örtünün. Mutlu günlerde. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı da bana ihmal etmeyin arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımızı da abone olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı günlerde kalın. Hoşça kalın.